Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Kaderin Cilvesi. Tamer Korkmaz. Danimarka'da 1 Ağustos 2018'de yürürlüğe giren örtünme yasasını ihlal etmekten dolayı 60 kişiye idari para cezası verildi. Peçe takmak ve burka giymek kamusal alanda yasaklandığı için bahse konu yasa ülkede peçe ve burka yasası olarak biliniyor. Söylemeye gerek var mı? Korona salgını başladığından beri Danimarka Başbakanı Bayan Mede Frederiksen başta olmak üzere Kopenhag'dan bütün kabine, dahası şu örtünme yasağı yasasını uygulayan birimdekiler dahil herkes yüzlerini örtecek şekilde maske takıyorlar. Bahse konu haberi okuduğum dosya tv.com isabetle maske mecburi, peçe yasak, bu ne iş diye sormuş. Kaderin İslam düşmanlığında kafaya oynayan Danimarka devletini, nasıl da ofsayta düşürdüğüne dair ibretlik bir örnektir. Danimarka'dan İsviçre'ye gidelim. Kopenhag kriterlerini, pardon, Kopenhag'daki İslam düşmanlığı örneklerini sıralamadan evvel yeri gelmişken burada bir ara kalıp yapalım ve İsviçre'ye seyahat edelim. 4 sene önce İsviçre'nin Tisino kantonunda kamusal alanda peçe takma yasağı yürürlüğe girdiği vakit, Nora Ili adlı İsviçreli bir Müslüman aktivist bu yasağı protesto etmek için yola çıktı. Peçesiyle Tisino'nun Locarno kentinde dolaşan Nora'ya bu eylemden dolayı 10 bin İsviçre frangı ceza kesildi. 4 yıl sonra, geçtiğimiz 23 Mart'ta peçe hadisesinin kahramanı 36 yaşındaki Nora, Bern'deki bir hastanede 8 yıl önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Nora 26 Mart'ta koronavirüs salgını bağlamında uygulanan tedbirler sebebiyle çok az kişinin katıldığı bir cenaze töreniyle defnedildi. Yani neydi? Nora peçe taktığı için İsviçre polisinin kendisini hedef almasından 4 yıl kadar sonra. İsviçre'de, Avrupa'da, dünyanın her tarafında insanların maske takmaya mecbur kaldıkları bir dönemde vefat etmişti. Kaderin cilvesidir. Bu vesileyle Nora'nın yaşadığı dramın, hayat öyküsünün kilometre taşlarının ayrıntılarıyla Taha Kılınç'ın köşesinde anlatıldığını not edelim. Bir düşmanlık markası. İsviçre'den tekrar Avrupa Birliği üyesi şu Danimarka'ya dönebiliriz. Bu ülkede İslam düşmanlığının zirveye çıktığı 2005 yılındaki karikatür krizi malum. Danimarka'daki Jilen Posten adlı gazetede pardon Paçavra'da peygamberimize hakaret içerikli aşağılık karikatürler yayınlanmıştı yazılı olmasa da uygulamadaki Kopenhag kriterleri kapsamında son 5 yılda 3 örnekle yetinelim. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcı gruplar Kur'an-ı Kerim'i yaktı ve Avrupa bizimdir diye pankart açtı. Eş zamanlı olarak Kopenhag'ın 35 kilometre batısındaki Hedehusne'de Fatih Camii'nde yangın çıktı. Yani cami yakıldı. Kopenhag'da cami kütüphanesi kundaklandı. Kopenhag'ın merkezindeki Nord Westhampton'de bulunan İslami inanç toplumuna ait caminin kütüphanesi ateşe verildi. Camileri yaktıran layık Avrupa Birliği. Sadece Danimarka'da değil, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda camiler yakılıyor. Alman devleti genellikle himayesindeki PKK'lı teröristlere yaptırıyor iş bu kundaklamaları yahut Almanya'sından Danimarka'sına Avrupa Terör Birliği ülkelerinde aşırı sağcı gruplar diye maskelenen, yani sahte bayrak sallamak suretiyle kamufle edilen derin örgütler görevlendiriliyorlar. Ez cümle nedir? Hristiyan kulübü Avrupa Birliği'nin gizli protokollerinde cami kundaklamak, yakmak temel esaslardandır. Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadeti açılmasından dolayı kaygılanan, bozuk çalan, boş gürültüler çıkaran, tepki gösteren İslam düşmanı Avrupa Birliği'nden söz ediyoruz. 2017'de Vatikan'da papanın önünde el pençe divan vaziyette duran, sıraya giren süper layık Avrupa Birliği liderleri değil miydi? PKK'lı teröristleri ve FETÖ'yü kucaklayan Avrupa Terör Birliği, bağımsız Müslüman Türkiye'nin azılı düşmanıdır. AB hangi AB'dir bu? Batı putuna tapan etki ajanı Ertuğrul Gillerin Türkiye'mizi ısrarla itelemeye çalıştıkları Avrupa Kahpeler Birliği'dir. Bu makale sizlere Nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz